dökelim de işimizi şansa bırakmayalım değil mi? Kolay gelsin hayatım. Sağ ol. İnan burada kalıp sana yardım etmeyi çok isterdim ama sırtım çok kötü ağrıyor. Böyle de bir başına kaldın ama. Yok canım, sen dinlen, ben hallederim. Zaten biz şimdi doktora gidiyoruz, bir film falan çeksinler diyorum. Ay, o kadar mı ağrıyor? Bir masaj falan yapayım istersen, iyi gelir belki. Aa, yo yo, masajla geçecek gibi değil. Bir doktora göstereyim diyorum. Biz zaten şimdi annemle çıkıyoruz. Ona haber vermek için gelmiştim. Tamam o zaman, geçmiş olsun. Sağ ol tatlım. Ha bu arada şu tablonun tozunu almayı sakın unutma. Mirza abim çok önem verir. Bir de kuruya yakın yaş bezle sileceksin. Öyle mi? Evet evet. Üzerinden geçsen yeterli. Tamam, hallederim. Tamam tatlım. Yeni gelin olmak çok zor. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu tablonun ne anlattığını şimdi anladım. Fırtına öncesi sessizlik. Anne. Oh Leyla. Çocuğum yavrum. Çocuğum iki saattir arıyorum. Sen niye açmıyorsun telefonunu? Allah. Kız bu üstündekiler ne? Ne kıyafet işte. Temizlik yapıyordum da bunları verdiler. Koca evi sen tek başına mı temizliyorsun? Hmm. Kezban izinliymiş de bugün. Aa! Koskoca evi sana temizletmek nedir canım? Aa bu nasıl iş? Ay, anne dedim ya. Neyi dedin kızım? Ah biliyordum. Ben tahmin ettim. Dün Mirza'nın söyledikleri yüzünden oldu bunlar. Anlamadım, ne alakası var? Çocuğum yavrum. Dün Mirza Leyla'yı da alırım giderim dedi ya. Firdevs'in düğmesine bastı. Ne düğmesi anne ya? Ah be anlamıyor çocuğum. Yavrum. Seni imha etme düğmesine. Of ne yapacağım ben ya? Niye bu kadar korktun ki? Ay, Nermin anne ne yapıyorsun sen orada ya? Ha yavrum, kedilere mama verdim geldim. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Ha, iyi. Ben de acık ayaklarımı uzatayım da bizim büyük kızı arayayım. Ha. Allah'ım ne olur affet beni bulamasın ya. Allah'ım ne olur bulamasın.